Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali Çerkezoğlu'na. Sayın Çerkezoğlu, değerli hocam, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi sorularımız elbette tahmin edebileceğiniz yerlerden çıkacaktır ama sizin ekleyecekleriniz de kuşkusuz duymak isteriz. Ben şuradan başlamak isterim. Türkiye'nin her gün açıklanan 24 saatlik karnesinde bazı değişiklikler oldu. Entübe hasta gitti, yoğun bakım hasta gitti, ağır hastayı gördük. Ağır hasta sayısı son günlerde ilk açıklandığı günden itibaren %14 artış göstermiş. Dün bunu öğrendik. Şimdi bu veriler bize neyi anlatıyor, neyi anlatmıyor, buradan bakmak isteriz. Örneğin siz aklınızdaki her soruya, merak ettiklerinize bir doktor olarak o tabloda yanıt bulabiliyor musunuz hocam? Hayır, bulamıyoruz. Bu kadar net, bu kadar açık. Yapılan her türlü çabayı anlıyoruz, takdir ediyoruz. Herkes emek harcıyor, bakanlıkta çabalıyor, her gün bir tweet atıyor. Bakanlığın bürokrasisi verileri topluyor. Hekimler, bütün sağlık çalışanı ordusu, hemşiresiyle, ebesiyle, sağlık memuruyla, laboratuvar teknisyeniyle, hasta bakıcısıyla gece gündüz, başta COVID-19 salgını olmak üzere güncel bütün sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Bu doğrudur ama ancak açıklanan veriler bizi tatmin etmiyor. Verileri toplamak yetmez. Bu verileri işlemek gerekir. Sadece açıklamak da değil. Bizim derdimiz ya bütün verileri açıklayın, işte paylaşın, mutlu olalım. Biz de onlardan bazı kısımları alalım, eleştirelim meselesi değil bu. Verilerin paylaşılması, güven vermesi açısından öncelikle çok değerli. Sadece yurttaşlara değil, başta yurttaşlar olmak üzere bu işle ilgili bütün kurumlara, kuruluşlara, inisiyatiflere, yani üniversitelerden belediyelere kadar, Tabipler Birliği'nden sağlık sendikalarına kadar salgın yönetiminde rol alması gereken bütün kurumlara bir güven verilmesi gerekiyor. Veri paylaşımı sürece katmanın da bir yolu, sürece katmanın bir aracı da aynı zamanda. Bir sorumluluk yüklemek gerekiyor bütün yurttaşlara, bütün kurumlara. Ancak bakanlık, biz tam nedenini anlayamadık. 5. ayındayız pandeminin. Hani verileri ne zamana saklıyorlar, ne için saklanıyor, ne için açıklanmıyor bilmiyoruz. Yani belki ilk bir hafta 15 gün Türk Tabipleri Birliği olarak biz de hani panik oluşmasın, sosyal hareketlilik, işte şu ilde çok var, öbür ilden bu ile ilk hani vakalar, yeni vakalar oluştuğu anda o hareketliliği kısıtlamak açısından belki anlaşılabilirdi. Ama şu an 5. ayındayız. Ve ne yazık ki mevcut açıklanan verilere bile baktığımız zaman salgınla baş edebilmiş durumda değil mevcut pandemi organizasyonu, salgın yönetimi ve bu durumda bile halen sadece işte önümde duruyor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parametreden ibaret bir tweet açıklamasıyla veri paylaşımını biz doğru bulmuyoruz. Bu veri akışı, bu açıklanan veriler bizde bir güven vermiyor. Pandemi yönetiminde doğru bir yöntem olarak görmüyoruz. Peki hocam, vatandaşlar açısından değil ama sizin açınızdan soruyorum. Hangi veriler işlenmeli? Mesela neleri bilmiyorsunuz? Neleri bilmeye ihtiyacınız var? Doğru mücadele ya da doğru, örneğin işte genom dizilimi için acaba koronavirüsün değişik türleri kaydediliyor mu diye soranlar olmuş. Diğer yandan her virüsün ayrı belirtisi var. Buna ilişkin bir depo hazırlığı var mı? Depo hazırlandı mı? Bu soruluyor. İkincisi, koronavirüs teşhisi konmadan hayatını kaybeden ama klinikte koronavirüs olduğu bariz ortada olan kişiler ayrı olarak tutuluyor mu? Bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayılarındaki gerçek sonucu aslında belli bir süre sonra bilebilecek miyiz? En azından bunları soranlar var. Bunların dışında ya da bunlara ek olarak bilmiyorum, sizler Sağlık Bakanlığı'ndan hangi bilgileri talep ediyorsunuz? Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Mesele mevcut binlerce parametreden oluşan bir pandemi veri havuzu var bakanlığın elinde ya da olması gerekiyor. Bunların her gün hepsinin paylaşılması, sabah akşam televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da bunlar üstünden spekülasyon yapılmasından bahsetmiyoruz. Evet evet, sadece sizin için. Evet, sınırsız bir veri kaos paylaşımından oluşan bir bilgi
yoğunlaşması, veri kaosu beklentimiz yok. Mutlaka. Sadece bizim için değil. Bu verilerin bakın bir kere öncelikle hiçbir şeyin saklanmadığı ve her şeyin şeffaf olduğu duygusunun yaratılmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Salgında güven ilişkisi çok değerli. Hekimler için değerli, sağlık çalışanları için değerli ve tek tek yurttaşların kurallara uyması için de bu çok önemli. Bu nedenle temel parametrelerin, yani toplumda salgının gerçekten hangi aşamada olduğunun gerçekçi bir bakışla, yani salgında durum biraz kötüye gidiyor ise, yayılma hızı artıyorsa, bizim kafayı kuma gömüp ya işte iyi olan bir parametreyi öne çıkararak durumumuz şu açıdan iyidir ama siz gene uyun kurallara demekle olmaz. Bazen durum kötüyse kötü olduğunu söylemek de insanları güven verici bir şekilde, inandırıcı bir şekilde o durumu söylemek de ayrıca kısmi bir telaşa da yol açsa da alınacak tedbirleri arttırır, hızlandırır, sürece katılımı arttırır. Ama diğer verilerin bir kısmı üniversitelerle paylaşılmalı, bir kısmı özel olarak bu konuyla çalışmaya odaklanmış bilim insanlarıyla paylaşılmalı, bir kısmı bizim gibi sağlık ortamının değişik kısımlarıyla, yani başta hekimler olmak üzere sağlık örgütlenmesiyle uğraşan örgütlerle paylaşılmalı ya da paylaşılan bir havuz olmalı. Biz oradan işimize gelen, yararlanmamız gereken, yararlanacağımız verileri alabilmeliyiz. Yoksa bütün kamuoyunda sürekli binlerce verinin sürekli değişik biçimde speküle edilmesinin de bir yararı yok. Ancak şu an yoğun bakımdaki hasta sayısını bile, entübe hasta sayısını bile açıklamamaya başlamak başlı başına bir güven sorunu. Yani Twitter sayfasında yer mi yok, anlayamadık biz mesela. Ağır hasta sayısı açıklanmaya başlandı ki onun da tam tanımı yapılmış değil. Pnömoni zatüre halindeki hastalar açıklanıyor. Uluslararası standart dendi. Peki, öyle kabul edelim. Alta iki satır daha koyalım. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısını da bilelim. Biz bilmek istiyoruz mesela Türk Tabipleri Birliği olarak. Çünkü bunda kaygılıyız. Bize mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Hastamıza yoğun bakım sıkıntısı var. İlde bulamadık. Ya da bütün gün hastanede bekliyoruz. Akşam oldu, halen bir elimizde bir plan yok. Yoğun bakıma mı yatacak, hastaneye mi yatacak vesaire. Bu nedenle bu verilerin bile açıklanmaması güven zedeleyici bir ortam. Pandemi böyle yönetmek çok doğru değil. Dediğim gibi ama diğer kısımlarına, yani bazı laboratuvar çalışmalarını yürüten arkadaşların, hocaların, odakların ihtiyaç duyduğu verilerin de değişik kanallarla bakanlık tarafından onlarla paylaşılmasında yarar var. Bizim COVID-19 izleme heyetimizin özellikle yoğunlaştığı kısım filyasyon, yani temaslı takibi. Bu tür verileri istiyoruz biz bakanlıktan. Israrla talep ediyoruz. Orada bir eksiklik, aksaklık olmasın istiyoruz. Yani nerede bir pozitif vaka varsa onların mutlak tespiti, onunla temaslıların, o temasların da takibi açısından sürveyans ve filyasyon uygulamasına biz odaklanmış durumdayız. Bununla ilgili mesela verileri bizimle paylaşmalarını bekliyoruz Türk Tabipleri Birliği olarak ve Türk Tabipleri Birliği'nin COVID-19 izleme heyeti olarak. Bu konuda kaygılarımız var. Kaygımız var çünkü sonbahara yaklaşıyoruz. Gerek iklimsel gerekse sosyal hayatta farklı bir döneme giriyoruz ve buna hazırlıklı olmak şart. Peki. Şimdi önümüzdeki aylarda neler bekliyor bizi? Buraya yavaş yavaş gelmek isterim ama az önce vurguladığınız işte günlük tabloda örneğin entübe hasta sayısı, yoğun bakımdaki hasta sayısı, bunu öğrenmemiz lazım dediniz. Ve işte kimi mesajların öne çıkartılması, iyimser olanların daha çok öne çıkartılması ama endişeye sevk edebileceklerin hızlıca geçilmesi cümle içinde. Ben zaman zaman dikkat ediyorum Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Uyarıları genelde büyük harfle yazıyor ama tweet'in bütününe baktığınızda aman endişeye kapılmayın duygusunu yine de ediniyorsunuz. Ne demek istediğiniz bu yönde gayet iyi anlıyorum. Evet. Örneğin sadece bu örnekten, az önce vermiş olduğunuz bu örnekten yola çıkarak değerli hocam, bugün mesela biraz endişeye kapılmamız gereken vaka sayılarından geçiyoruz, öyle değil mi? Evet, evet. Aslında özeti bu. Tabii bütün mesele Sayın Bakan'ın tweet açıklaması değil. Ama o tweetler şu an pandemide simgesel bir anlam taşıdığı için mutlaka. Orada sürekli
Yani sakinleştirici ve aslında durumun çok kontrol altında ve çok iyi yönetildiğine dair vurguların biz yararlı olmadığını düşünüyoruz. Sadece biz değil, hayatın kendisi de onu gösteriyor. Aslında biraz halkımızın, yurttaşların tedirgin olmasında fayda var. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak çok yıpranmış durumdayız. Meslektaşlarımız hastanelerde bu dalganın bir an önce en azından makul bir seviyede kontrol altına alınmasını bekliyor. Mutlaka. Buna uzun süre dayanmak mümkün değil. Bu nedenle biraz kaygı uyandıracaksa toplumdaki mevcut tablo, şu an aslında gerçek tablo, hepimizin kaygılanması gereken bir tablo. Bu kaygının oluşmasında da fayda var. Yani siz hem tabii ki bir panik yaratmayalım, müthiş bir telaş, böyle insanları moralini çökertmeyelim. Evet, biz bununla baş edeceğimize inanıyoruz. İnsanlık mevcut modern tıp, akıl, bilim, aydınlanma ve yoğun emekle, alınacak tedbirlerle, yurttaşların ve sağlık çalışanların ortak çalışmasıyla biz bu işte başarılı olacağız. Bir virüse bütün insanlık yenilmeyecek. Bu konuda bir moral üstünlüğüne ihtiyacımız var. Ama ülke genelinde, eğer ülkede durumumuz salgının bulaşma oranında bir artış, hem rakamlarda, ki rakamların sıkıntısı var, hem de fiilen sahadan gelen veriler dikkate alındığında hepimizin kaygılanması gereken bir durum var. Yani kaygı sadece, çok da kötü bir şey değil. Bazen tedbirlere uymak, topyekün mücadeleye katılmak için biraz kaygılanmak da gerekir. Bunun dengesini kurmamızda fayda var. Tabii bunun bütün ana sorumluluğu, bütün sorumluluğu demeyeyim ama Sağlık Bakanlığı'nda ve ülkeyi yöneten hükümette, iktidarda bir yandan tabii ki moral vermeli ama kaygı duyulmasını istemiyoruz bakışıyla, gerek veri paylaşımında gerek sürecin organizasyonunda kafayı kuma gömmemek çok önemli bu konuda. Mutlaka öyle ve önümüzdeki dönemde aslında nasıl bir dönem olduğuna işaret etmesi gereken veriler de bu tabloda yer almalı ki vatandaşlar da en azından dediğiniz gibi bir miktarda olsa tedirgin olmalılar. Çünkü sağlık çalışanlarının muazzam mücadelesi devam ediyor. Önümüzde de devam edecek gibi. Şu popüler meseleye gelmek isterim değerli hocam. İkinci dalga işaret ediliyor. Eylül, Ekim, Kasım aylarında işte grip gelecek, mevsimsel etkiler devreye girecek. Griple birbirini güçlendirir diyenler var. Griple insanın vücudunu biraz yoracağı için koronavirüse karşı yakalanma olasılığı en azından bir miktar artabilir diyenler var. Ama tüm bunların dışında ben olası senaryoları konuşmak isterim. Örneğin Türk Tabipleri Birliği nasıl bir sonbahar ve kış senaryosu bekliyor bu vakalarda göz önünde bulundurulduğunda? İşte kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirme olasılığının artmasına da vurgu yapılıyor. Siz hangi uyarıları yaparsınız? Bir de bu tip bir senaryo çalışması var mı? İhtimaller çalışması var mı örneğin Türk Tabipleri Birliği'nde, Sağlık Bakanlığı'ndaki beklentilerin dışında? Var tabii ama bu Türk Tabipleri Birliği'nin ya da Sağlık Bakanlığı'nın, hatta ki şu an bütün pandemiyi yöneten, tek başına sihirli bir formülle virüsü şaşırtacak ve bir anda etkisiz kılacak bir tutumla çözülecek bir şey değil. Burada bizim bakanlıkla kısmen de anlaşamadığımız ya da bir türlü anlatamadığımız bir kısım var. Pandemiyle mücadele gerçekten topyekün bir mücadele. Yani bizim Türk Tabipleri Birliği olarak bakışımız şu: Türkiye'nin ana gündemi COVID-19 pandemisidir. Bunu bir slogan olarak söylemiyoruz. Bu bir realite. Yani yanı başında şu an Türkiye'nin tabii ki ekonomik krizden sosyal, kültürel sıkıntılara vesaire tonlarca şey sayılabilir. Ama tüm bunların üstünde şu an Ağustos'un 11'inde, 12'sinde Türkiye'nin reel durumu, bütün bu sorunların üst başlığı olarak COVID-19 pandemisini koymak zorundayız. Tabii başta bu ülkeyi yönetenler olmak üzere. Tabii. Yani işçilerin çalışma koşullarından doların yükselmesine, İstanbul Sözleşmesi'nden, hangi gündem olursa olsun hepsi kendi içinde çok değerli ve insanların hayatını esastan etkiliyor. Ama bunların tamamını etkileyen ve neredeyse belirleyen bir gündemimiz var ve bu gündemin önceliğini yitirmemesi gerekiyor. Bunu bir söz ya da bir slogan ya da bir ajitasyon olarak söylemiyorum. Yani şu an sadece Sağlık Bakanı'nın akşam tweet atması değil, ülkeyi yöneten en yetkili ağızlardan her gün belki ya da gün aşırı güven veren
teşvik eden, tedbir açıklayan, insanları sürece katan, kurumları sürece katan, yerel yönetimleri devreye sokan, kapsamlı, bütünlüklü bir pandemi mücadelesine ihtiyacımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel gündeminin bu olması gerekiyor. Her gün akşam televizyon programlarından tutalım, sabah programlarına, kültür sanattan, ne bileyim tanıtıcı kamu spotlarına kadar. Tabii ki insanları bezdirmeden, yormadan ama kapsamlı bir işbirliği halinde. İnsanları sadece yapın, yapın, emir kipiyle, maske takın, hijyene dikkat edin, mesafeyi koruyun demekle sınırlı kalmayan bir sürece katacak, bilgilendirecek ve bu organizasyonu yerel yönetimlerle birlikte muhtarlıklardan tutalım köy derneklerine kadar, tabii başta Tabipler Birliği ve sağlık sendikaların olmak üzere bütün meslek kuruluşlarından bütün inisiyatiflere kadar, belki bir pandemi mecliste belki bunun özel bir bütün partilerden oluşan bir komisyonun oluşturulmasına kadar işbirliği halinde. Çünkü COVID-19 pandemisi ülkemizin ana gündemidir. Bu değişmiş durumda değildir. Haziranda belki bu değişiyor gibi bir his oluştu ve o his halen ülkeyi yönetenler veya etkili pozisyonda olanlar açısından sürüyor. Oysa COVID-19 pandemisinin seyri Haziran başında normalleşme ya da açılma denilen dönemdeki psikolojiyle uyumlu değil. Başka bir tablo var karşımızda. Hastaneler bunu gösteriyor. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları tablo bunu gösteriyor ki COVID-19 pandemisi ülkemizde kontrol altına alınabilmiş ve iniş eğrisi çizen bir tablo yansıtmıyor. Bu hepimizin kaygılanması gereken bir durum. Sonbaharsa bunu daha da arttırma ihtimali var. Bu nedenle dediğim gibi bizim sonbahara, yani grip mevsimine veya işte kapalı ortamlara girmemizi zorunlu kılan ya da sabah akşam ısı farkından kaynaklı belki daha çok üşütme, daha çok grip nezleye yol açacak bir iklimsel döneme giriyor olmamıza dair sihirli bir formülümüz yok. Sihirli formül bu sürece topyekün bir kampanya, bir mücadele programı halinde katılınmasıdır. Yoksa parça parça, yani grip aşısının temini, pnömokok aşılarının, zatüre aşılarının ihtiyaç duyması gereken risk gruplarına yapılması ya da onların temini, bunun iyi analizinin yapılması, ilaç sıkıntısının yaşanmaması, yoğun bakım ünitelerinin hazırlıklı olması, hastane kapasitesinin iyi organize edilmesi, COVID-19 dışı hastaların tedavisinin aksamaması ve bunların iç içe geçmemesinin sağlanması, bu konuda gerek yurttaşların gerek hekim ve sağlık çalışanı organizasyonun iyi yapılması gibi önerilerimiz var. Bu döneme, sonbahar dönemine dair daha da kapsamlı bir raporumuz çıkacak zaten 5. ay değerlendirmesi bu hafta. Ama dediğim gibi ne bizim elimizde ne bir başka kurumun elinde sihirli bir formül yok. Sihirli formül burada sorunu gerçek boyutlarıyla görmek, bütün muhataplarıyla ve toplumun bütün kesimleriyle sürecin mücadelesine katkı koymasını sağlayacak kanalları açmak, gerçekçi olmak ve bu işin filyasyonunu, vaka takibini, tespitini ve gerçek ihtiyaç duyanları, ya filyasyonda yani vaka tespitinde ve temaslı tespitinde işe yarayacak insanlara test sayısını maksimum seviyeye çıkarmak. Yani biz müthiş başarılı başarı öyküleri duyduğumuz bir COVID-19 pandemi mücadelesinde halen 60 bin test yapıldığı gün işte çok rekor kırdık söylemleriyle karşılaşıyoruz. 60 bin değil 70 bin yapalım, 80 bin yapalım. Hiçbir temaslıyı testsiz bırakmayalım. Risk grubundakilere, başta sağlık çalışanlarına rutin bilimsel yöntemlerle planlanmış bir test uygulamasından geçirelim. Onunla övünelim. Yani 40 bine inmiş test sayısını 50 bine, biraz bazı günler 60 bine çıkarmak bizce marifet değil. Peki. Hocam, vatandaşlar hastanelerdeki doluluk oranlarına dair Türk Tabipleri Birliği'ne ulaşan bilgileri de merak ederler. Çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle büyük şehirlerde ve Güneydoğu'daki birkaç ilde hastane doluluk oranlarının endişe verici boyutlara ulaştı. Bu yüzden de Sağlık Bakanlığı'nın hastaneye yatış kriterlerini değiştirdiği, işte daha çok evde tedavi kısmına odaklanıldığı, çok ağır nefeste bir problem olmadıkça ya da beslenme zorluğu olmadıkça hastaneye yatış kriterinin bu doluluk oranları nedeniyle alındığı söyleniyor örneğin. Siz buna dair neler biliyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz? Bizler merak ediyoruz. Şimdi bizim bütün Türkiye'de anlık olarak bütün hastanelerdeki durumu tespit etmemiz mümkün değil. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın elinde bu veriler var.
Hastanelerin tabii zaten şimdi hayat COVID-19'dan ibaret değil. Biz 82-83 milyonluk bir ülkeyiz ve günlük yaşamın içerisinde yüz binlerce insanın COVID dışı hastalığı Mutlaka. yapılması gereken ameliyatı muhatap olduğu bir sağlık problemi var. Ve bu nedenle hastaneler bütünüyle COVID-19 için boşaltılma olanağına sahip değiller. Burada iyi bir organizasyona ihtiyaç var. COVID-19'un şöyle bir özelliği var. Başta çok konuşuldu, atlandı. Yani şimdi bir herhangi COVID-19 dışındaki yani salgın dışındaki hastalıkların sayısını ne kadar olursa olsun bir limiti vardır. Yani safra kesesi ameliyatı olma gereksinimi duyan Eylül ayında hasta sayısı işte 5000 ise artsa 5500 olur. Hani örnek vermem gerekirse. Ama Evet. COVID-19 öyle bir şey ki bir anda binler, on bine, on binler, yüz bine, yüz binler, 500 bine çıkabilir. Yani 14 günlük bir karantina dönemi içerisinde, bir bulaştırma döneminde bir hasta yüzlerce hastaya temas edebilir. Yüzlerce insanı bulaştırabilir, geometrik, logaritmik artışlara neden olabilir. Bu hiçbir sağlık kapasitesinin karşılaması mümkün olmayan bir tablo yaratabilir. Peki Şu getirilen an kritere bazı... dair ne düşünüyorsunuz hocam? Getirilen kriter doğru mudur? Beslenme zorluğu ve nefes darlığı olmadıkça yatış pek söz konusu olmayacaktır deniyor. Bu doğru mudur ve size göre doğru mudur? Şimdi bunun mutlak doğrusu yok. Bu tam da açıklanan rakamların doğru olmadığının ispatı aslında. Tersten bakarsak yani günde 1200-1100 son bir ayda 900'ler bir türlü 1000'i aşmayan vaka sayılarıyla hastanelerde bu kriterleri getirmeniz gerektirmez. Hastanelerin bu kapasiteyi karşılaması beklenirdi. Bu getirildiğine göre bize de yansıyan bazı illerde çünkü bu işin sürekliliği yok. Bazen iki gün bir ilde bir gün bir hastanede bir sıkıntı yaşanıyor. Sonra orada o bir alan açılıyor, taburcu oluyor, hasta açılıyor vesaire. Burada anlık bunu tespit etmemiz mümkün değil. Ama hastaneye yatış kriterlerinin zorlaştırılması, daha ağır hastaların sadece hastaneye yatışının algoritmaya yerleştirilmesi zaten başka bir anlam ifade etmez. Bu şu anlama geliyor ki biz ancak ağır hastaları yatırabilecek bir kapasiteye sahibiz ya da kapasitemizi zorlayan bir hasta yüküyle karşı karşıyayız. Bu durumda mevcut hastane, yatak ve yoğun bakım ünitelerini dikkate aldığımızda açıklanan rakamlarla uyuşmuyor. Zaten ben size şunu söyleyeyim. Entübe hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı açıklanan Twitter'da açıklanan parametreler içinde denetlenebilir tek sayı idi. Bu iki parametre denetlenebilirdi. Yani kaç yoğun bakımdaki hasta sayısı saklanamaz ya da bir başka güne ötelenemez. Açıklaması bekletilemez rakamlardı. Ya da biz dahil bir herhangi bir kurum çok özel bir çaba harcarsa yoğun bakımlardaki hasta sayısını sayabilir durumdaydı. Şu an sayılabilir tek veri olan entübe ve yoğun bakım hasta sayısı Çıktı. kriterden çıktı. Bugün 1186 dün hasta olduğunu bizim tespit etmemiz mümkün değil. Bu gerçekte 3000 midir, 4000 midir? Bakanlığın Ankara'daki merkezinde bir havuz mu var? Bunu günde buna uygun bir rakam mı açıklanıyor? Akşam 8'den sonraki rakamlar, 12'den önceki hangi rakamlar açıklanıyor? Bu konuda sorulara da yanıt verilmiyor. Burada bir gizem bırakılıyor. Ama eğer yatış kriterleri zorlaştırılmışsa bilinmelidir ki hasta sayımız ne yazık ki artmıştır ve bu tabii ki üzücüdür. Ancak bu gerçek bir durum ise de bunu kabullenmekte fayda var. Tıbbın ana temel yaklaşımı budur. Sağlık hizmetinde kabullenilmeden yani mevcut tıbbi durumu kabullenmediğimiz zaman en basit hastalıktan en karmaşık hastalığa ki salgında bu çok daha önemlidir. Mevcut verili durumu gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak kabullenmeniz gerekir. Durum iyiyse hastanın durumu ya da salgının durumunda topluca ülkenin durumu iyiyse iyidir. Kötüyse de kötüdür. Ya da ciddi sorunlar yaşanıyorsa bu sorunları önce göreceksiniz ki tedavisini ya da çözümünü bulasınız. Tespit etmediğiniz, kabullenmediğiniz sorunu, tespit etmediğiniz, kabullenmediğiniz hastalığı çözemezsiniz. Salgınsa bu konuda zaten daha uç bir örnektir. COVID-19 pandemisi de dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü üzere ülkemizde de ciddiye alınması, gerçekçi yaklaşılması
ve iyi bir planlamayla, koordinasyonla ve müthiş bir katılımla ülkenin bütününün koordine olduğu bir mücadeleyle ancak yönetilebilir. Şimdilik biz ülkemizde durumun idare edilmeye çalışıldığı düşüncesindeyiz. Çok net bir ifade oldu hocam. Son soru aşıyla alakalı olsun ama vatandaşlarımızın da soruları var. İstediklerinize yanıt verebilirsiniz elbette. Virüslerin belirli aralıklarla mutasyon geçirdiğine vurgu yapmış bir izleyicimiz. Aşıyı bulduktan hemen sonra yeni bir mutasyon olursa aşı geçersiz mi olacak? Böyle bir endişemiz var diyen olmuş. Diğer yandan Güliz Hanım sormuş. Pnömoni zatürre aşısını kimler yaptırmalı? Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir yönerge ya da bir acaba bilgilendirme notu paylaşacak mı? Keza grip aşısı, mevsimlik grip aşısı ile alakalı da vatandaşlarımızın çok sayıda soru gönderdiğine şahit oluyorum şu anda. Yapmalı mıyız, yaptırmalı mıyız? Evet. Neden Sağlık Bakanlığı'ndan birebir bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor? Veya kolaylaştırıcı bir adım, vatandaşın ulaşmasını kolaylaştırıcı bir adım atılabilir mi diye. Bu sorular izleyici soruları. Ben ise şunu merak ediyorum hocam. Mevcut durumda dahi aşı konusunda Türkiye'de işte zaman zaman ne yazık ki aydın olarak nitelendirdiğimiz kimi insanlar dahi karşı yazılar yazdılar aşılara karşı. İşte bugünlerde örneğin ben çocukken de vardı. Kimi aileler gerçekten çocuklarını öyle veya böyle bir şekilde aşıdan kaçırırdı. Bugünlerde de zannediyorum var ki sosyal medyadan gelen mesajlarda hala aşı karşıtlığına vurgu yapanlar var. Böylesi bir pandemide dahi örneğin aşı geldi, örneğin dün Rusya'da çıktı, fark etmez ABD, Çin olabilir ya da ülkemizde üretilmiş olsun. Aşıyı zorunlu hale getirip tüm nüfusa yapabilecek durumda mıyız? Yasal olarak böyle bir şey mümkün mü? Diğer yandan uygulanma aşamasını daha çok merak ediyorum. Çünkü az da olsa bu aşı karşıtları var değerli hocam. Son soru aşıyla alakalı ne biliyorsanız almaya hazırız, böyle bitirelim. Şimdi bu soruların bir kısmına cevap vereceğim ama baştan şunu söyleyeyim ki sonuçta aşı özel bir konu. Hepimizi ilgilendiriyor, hepimizin soruları var. Bu soruların bir kısmını ben de soruyorum hem bir yurttaş hem bir hekim olarak. Ancak bir kısmı da bir televizyon programında ya da konunun uzmanı olmadığı, belki benim de uzmanlık alanım değil, peki, yorumlanacak ve değerlendirilecek bir konu değil. Mutlaka, ancak buyurun şunu hocam. Söyleyebilirim. Bu konuda bir kere aşı karşıtlığı kısmı ciddi bir sorun. Bu sadece COVID-19 meselesi değil. Ülkemizde yıllardır sönümlenmiş kızamık, özellikle Suriye ve Irak sınır geçişleri de dikkate alındığında sönümlendirdiğimiz, müthiş başarı kazandığımız kızamık salgınlarıyla baş başa kalmaya başlamıştık. Çünkü aşı toplumsal bir bağışıklık yaratıyor. Yani tek tek kişilerin korunması açısından hani grip aşısı kişiyi o gripten kısmen korur vesaire ama bulaşıcı hastalıklarda özellikle pandemiye yol açabilecek hastalıklarda toplumsal bağışıklık denilen şey çok önemli ve aşının çok toplumun tamamında ya da tamamına yakınının yaptırmasıyla ancak gerçek sonuç alınabilir. Bu nedenle aşı karşıtlığı kuşkusuz bir tartışılabilir, her şey tartışılabilir. Hiçbir şeyi ben baştan reddetmekten yana değilim. Ancak ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde bu biraz akıldan, bilimden kopup yani mistik bir dünyanın komploculuğa odaklanmış başka bir evren dünyasının, başka bir evrenin bakışın yansımaları. Bunun gerçek hayatta bir karşılığı yok. Aslında COVID-19 bunu da gösterdi. COVID-19'un bu akıl dışılıkla, mantıksızlıkla, bu kadar metafizikle, bu kadar her şeyi komplolarla açıklama çabasının bir şeyi de oldu, aynası da oldu COVID-19. Çünkü camiye gideni de, kiliseye gideni de, diskoya gideni de etkiledi, öldürdü de gerçekten. Bu nedenle ve birbiri bulaşarak yayıldığını artık herkes kabullenmek zorunda ve tedavisinin de aşı olduğu ya da çaresinin de bir aşı olacağı, anlamlı bir çaresinin kabul edilmek zorunluluğu var. Bunun tartışılacak aslında bu yönüyle bir tarafı yok. Fakat COVID-19'la sınırlı değil bu durum. Bu nedenle bununla mücadele etmemiz lazım. Modern tıbbın, aklın, bilimin bu yöndeki gelişmelerini esas almak zorundayız. Kuşkusuz modern tıp aynı zamanda kapitalizmin bir şeyi haline de gelmiş durumda.
aşılar dahil olmak üzere her şey metalaştırılmış ve bir kar nesnesine dönüşmüş durumda. Orada eleştirilecek çokça yön var. Biz de eleştiriyoruz Türk Tabipleri Birliği olarak. Sadece COVID-19 için söylemiyorum bunu. Birçok ilacın ve aşının bir kar nesnesi olarak insanların ihtiyacının yanı sıra bir ihtiyaç haline dönüştürülmesi ve paraya dönüştürülmesi, tahvil edilmesi, daha çok para kazanılması odaklı hale gelmesini kabullenmemek gerekiyor. Aşıların ücretsiz, kamu odaklı, kamu yararına ve başta mağdurlar, en yoksullar, ihtiyaç duyan işte risk grupları başta olmak üzere herkese ulaşımını sağlayacak bir sisteme ihtiyacımız var ülkemizde ve dünyada. Bu gerçek ama akıl dışılığına, şarlatanlığa, gerçekten bilim dışılığına da tahammülümüz yok. Hele COVID-19 ortamında COVID-19 aşısı belli testlerden öyle bilim insanlarının güvenilir kanallarla açıkladığı, yoksa Putin gibi devlet başkanlarının açıkladığı aşılarla olmaz bu iş. Yani muhtemelen bir siyasal propaganda içeriyor bu ama aşı, ilaç siyasetin aracı olmamalı. Ne ülkemizde ne dünyanın hiçbir yerinde. Bilim insanlarının bu işte bir prosedürleri var, aşının da ilacın da nasıl, hangi deneylerden geçeceği ve insanlar üzerinde ne zaman uygulanacağına dair bir prosedürler var. Bunlara uyulması şart. Propaganda malzemesi haline dönüştürülmemeli. Ülkemizde de bunu yapan bilim insanları oldu ki eleştirildiler. Şimdi de Putin bunu yaptı. Keşfetmişseniz sizin bilim kurulunuz, üniversiteniz, neyse laboratuvarınız bunu dünya standartlarında aşının insanlar üzerindeki deneylerini de bilimsel verilerle açıklar ve bütün dünya zaten buna uyar, biz de uyarız ve ne güzel, mutlu, sevindirici bir haber olur. O zaman da bütün yurttaşların bu aşıyı yapmasını tavsiye ederiz. Zorunlu olması bir ayrı bir tartışma. Zorunlu hale de kılınabilir. Biz toplum yararına esas aldığımızda bulaşıcı hastalıklarda bazı zorunlu kılınmaların anlamlı olacağını düşünüyoruz. Ama bunu özel durumlar için, dediğim gibi salgın ortamında, yoksa genel olarak daha çok bilinçlendirme, aydınlatma, ikna etme yönteminin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir şeyin emir demiri keserek yapılmasını doğru bulmuyoruz kurum olarak, örgüt olarak. Sonbahara doğru grip aşısıyla yurttaşlarımızdan gelen soruları da cevaplayarak bitirelim isterseniz. Tabii. O konuda da bizim tavsiyemiz, bu program da dahil olmak üzere, aşı konusunda televizyonlardan ya da hele ki magazin programlarından ya da spekülatif sosyal medya haberleri üzerinden tutum almamalarını öneriyoruz yurttaşlarımızın. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bilim kurulu var madem, bizim de var. Biz açıklama yapacağız zaten bu hafta. Bilim kurulunda... Griple alakalı mı açıklama yapacaksınız hocam? Aşılarla alakalı mı açıklama yapacaksınız? Aşıları da içeren, sonbahara ilişkin alınacak tedbirler konusunda. Peki. Ama bu konuda biz yurttaşların tek tek bu konuyu dert edinmelerinden çok Sağlık Bakanlığı'nın bir sağlık otoritesi olarak sonbaharda bütün yurttaşları aydınlatarak ve gerekli tedbirleri ve olanakları yaratarak, aşıları da temin ederek ve mümkünse de ücretsiz sağlayarak, başta risk grupları ve gerçekten ilk yapılması gereken insanları hedef kitle halinde seçerek ve bir ek maliyet yüklemeden bu kriz ortamında, ama kimlerin yapması gerektiğini, kimlerin yapmaması gerektiğini, bunun bir modaya dönüşmemesi gerektiğini, ihtiyacı olanların belli kriterlerle ve hekim onayıyla, hekimine de danışarak, aile hekimine ya da gittiği bir hekime mutlaka danışarak, ama Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı bilim heyetinden almış bir algoritmayla aşı konusunda yurttaşların aydınlatılması ve bir önlerine bir plan konması gerekiyor. Yoksa herkesin tek tek sabah akşam o kaygıyla hangi aşıyı yapmalıyım, yaptım, yaptım mı kötü oldu, yapmadım stresini yüklemek lazım. Doğru değil. Evet. Bu bakanlığın önünde acil bir görev olarak duruyor. Bu konuda biz gerek bilimsel destek, işte raporlarımızı da yapacağız. Gerekse de kamuoyu aydınlatılmasında, onlarla bilginin paylaşılmasında üzerimize ne görev varsa da yapmaya hazırız. Peki. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali Çerkezoğlu ile konuştuk.